Merhaba arkadaşlar. Samet Ölmez ile Word 2007 anlatımı derslerine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Word 2007 programında metin seçme, metin yerleştirme, metin düzenleme, kelime arama ve metin biçimleme konularını işlemiştik. Metnimizi kopyalamış, kesmiş, biçmiş ve olur olmaz yerlere yapıştırmıştık. Bu haftaki dersimizde ise geçen hafta metinler üzerinde uyguladığımız vahşetin bir benzerini sayfalar üzerinde uygulayacağız. Yani sayfayı düzenleme ve biçimleme konusunu işleyeceğiz. Sayfalarımızı dikey halden sağa sola yatıracağız, hamuda kaldıracağız, arka plana zevksiz renkler koyacağız ve alakasız resimlerle filigranlar oluşturacağız. Öncelikle sayfa nasıl düzenlenir onu görelim. Menü çubuğundan sayfa düzeni kısmına geliyoruz. Üzerine tıkladığımızda hemen karşımıza sayfa düzeni menüsü çıkıyor. Buradaki menüde temalar konusuyla bugün pek uğraşmayacağız. Yerleştir kısmına hiç girmeyeceğiz. Sayfa yapısı, sayfa arka planı ve paragraf biçimleme kısımlarıyla uğraşacağız. Öncelikle sayfa yapısına gelelim. Sayfa yapısı kısmında kenar boşluklarına tıklayarak sayfamızın kenar boşluklarını ayarlayabiliriz. Çok cimri isek sayfamızın kenar boşluklarını şuradaki özel kenar boşlukları kısmından daha da küçültebilir, sayfamızı daha verimli kullanabiliriz. Mesela şöyle yaptığım zaman kenar boşluğunu minimuma indirip bir sayfadan daha fazla yararlanabilirim. Bakalım sayfamız nasıl olacak şimdi. Sayfamız dikey konumda. Tamam diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse yarı yarıya sayfamızdan kâr etmiş olacağız. Kenar boşluklarını bu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Her neyse biz normale getirelim yine de. Yönlendirme kısmında ise sayfamızı dikey ve yatay konuma getirebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi. Zaten dikeyde, yataya getirelim bir de. Gördüğümüz gibi bizim o güzelim canım A4 kağıdımız şimdi boylu boyunca uzanmış duruyor karşımızda. Boyut kısmından ise sayfamızın boyutunu değiştirebiliriz. Letter, Legal, A4, A5. Buradaki seçeneklerden herhangi birini seçerek sayfamızın boyutunu otomatik olarak o şekilde ayarlayabiliriz. Bazen elimizdeki Word belgesinde birden fazla sayfa olabilir ve biz bu sayfaların hepsine bunu uygulamak istiyorsak tüm sayfa boyutları deriz. Buradan tüm belgeyi seçeriz. Eğer bir kısmı A4, bir kısmı değişik olmasını istiyorsak değişik olmasını istediğimiz sayfaya gelerek buradan ileriye seçeneğini seçerek diğer sayfaların belirlediğimiz şekilde olmasını sağlayabiliriz. Sütunlar kısmında ise metnimizi birden fazla sütuna ayırabiliriz. İlk önce ayıracağımız metni seçiyoruz. Daha sonra sütunlar kısmına tıklıyoruz. Mesela 3 parçaya ayıralım. Gördüğümüz gibi metnimiz 3'e bölünmüş durumda. Eğer 3 parça beni kesmedi, ben daha fazlasını istiyorum diyorsanız diğer sütunlar kısmına tıklayarak buradan sütun sayısını istediğiniz gibi arttırabilir veya azaltabilir. Buradan da ön izlemesini görebilirsiniz. İsterseniz altta sütunların genişliğini ve iki sütun arasındaki aralıkları buradan ayarlayabilirsiniz. Araya çizgi koy kısmını seçerek de sütunlarımız arasına çizgi koyabiliriz. Evet, eşit sütun genişliğini seçtiğimiz zaman bütün sütunlarımız eşit genişlikte olacak. Ben bir kısmının farklı, bir kısmının daha farklı olmasını istiyorum diyorsanız buradan manuel olarak ayarlamalar yapabilir. Bazı sütunları çok kısa tutarken bazılarını ise çok geniş tutabilirsiniz. Evet, biz de kafamıza göre bir ayarlama yapalım bakayım. İsterseniz bu kısımdansa yaptığımız bütün ayarları seçili bölümlere veya tüm belgeye uygulama seçeneklerini seçebiliriz. Şimdi seçili bölümlere seçelim ve görelim bakayım nasıl bir şey olmuş. İşte gördüğünüz gibi böyle
anlamsız ve şekilsiz bir sayfa oldu. Evet, sayfamızı hemen normal haline geri getirelim. Kesmeler kısmına geçelim. Kesmeler kısmında ise imlecimizi herhangi bir yere getirdikten sonra kesmeler kısmına tıklayıp bunu diğer sayfanın başlangıcı haline getirebiliriz. Veya metnimizi iki sütuna bölelim ve imlecimizi koyduğumuz yeri diğer sütunun başlangıcı haline getirebiliriz. Gördüğümüz gibi istediğimiz yerden kesme yapabiliriz. Evet. Satır numaraları kısmında ise her bir satırımıza numara verebiliriz. Sürekli koyduğumuzda her bir satıra bir numara veriyor. İstersek bunu her sayfada yeniden başlat diyerek veya her bölümde yeniden başlatma kısmını uygulayarak her paragrafta yeniden başlatma işlemini yapabiliriz. Heceleme kısmı ise çok fazla kullandığımız bir kısım değil. Onun için geçiyorum filigran kısmına. Bazen sayfamızın arka planında silik bir yazı veya resim olmasını isteyebiliriz. Böyle durumlarda filigran kısmına çift tıklayarak buradaki şablonlardan bir tanesini seçebiliriz. Genelde resmi yazışmalarda kullanılan bu şablonlar bizim işimizi görmeyecektir. Böyle durumlarda özel filigran seçeneğini kullanarak kafamıza göre resim filigranı veya metin filigranı ekleyebiliriz. Hemen bir metin filigranı ekleyelim. Ne ekleyelim mesela? Elimizdeki bu belge bizim patronumuza verdiğimiz aylık çalışma raporumuz olsun. Böyle bir belgenin arkasına en büyük patron bizim patron filigranı ekleyerek tarihte eşi görülmemiş bir yalakalık örneği sergileyebiliriz. Evet. Bunu biraz daha belirginleştirelim. Rengini değiştirerek ki patronumuz iyice görsün. Uygulayalım. İşte gördüğümüz gibi arka planda en büyük patron bizim patron. Veya bunu en iyi patron ölü patron şeklinde yazarak işten kovulabilir ve Türkiye'nin işsizlik sayısının artmasına yardımcı olabiliriz. İşte gördüğümüz gibi en iyi patron ölü patron. İstersek resim filigranını da ekleyebiliriz. Burada resim seç kısmından bilgisayarımızın herhangi bir yerinde bulunan resimlerden birini seçebiliriz. Burada koalayı seçeyim ben. Siz isterseniz ekleyeceğiniz şeye göre istediğiniz resmi ekleyebilirsiniz. Şimdi otomatik yerine buradan resmimizin boyutunu da değiştirebiliriz. Mesela %50 yapalım. Uygulayalım. Küçük koalamız bu şekilde sanki sayfamızın içinden bize bakıyormuş gibi bir görüntü olabilir. Ya da bu minicik koalayı devasa bir hale getirerek işte bu şekilde sayfamızı düzenleyebiliriz. Filigranı uyguladıktan sonra eğer beğenmezsek filigranı kaldır seçeneğiyle bütün filigranlardan kurtulabiliriz. Gelelim sayfa rengi. Sayfamız her zaman beyaz olacak diye bir kaide yok. Hayatta beyazdan başka renkler de vardır. Mesela siyah veya sarı veya lacivert. İstersek tek bir resim, tek bir renk olarak ekleyeceğimiz gibi, istersek de dolgu efektleri kullanarak tek renk, birden fazla renk, önceden belirlenmiş gibi seçeneklerle
özelleştirebiliriz. İki renk yapalım mesela. Ne yapalım? Sarı olsun birinci rengimiz. İkinci rengimiz de tabii ki lacivert. Buradan istediğimiz şekilde özelleştirerek şu olsun mesela. İşte sayfamız böylece dünyanın en güzel renk kombinasyonuyla süslenmiş olabilir. Evet, kaldıralım. Renk yok. Gelelim sayfa kenarlıklarına. Sayfamızın kenarlarına istediğimiz stilleri buradan ekleyebilir. İstersek kesik çizgili. Renk olarak da istediğimiz renklerle değiştirebiliriz. İstediğimiz kalınlıkla oluşturabiliriz. İstersek resim de ekleyebiliriz. Şöyle yapalım. Böylece elmalarla süslenmiş bir sayfa elde edebiliriz. Gelelim gölgelendirme kısmına. Önce bir paragraf seçelim. Gölgelendirme kısmında ise seçtiğimiz paragrafın arka planına renk ekleyebiliriz. Mesela turuncu renk ekleyelim. Stil olarak da şu olsun. Tamam dediğimizde işte metnimizin arka planında böyle bir renk ve desen oluşmuş oluyor. Gelelim paragraf kısmına. Önce şu elmalardan kurtulalım. Paragraf kısmında paragrafımızın sağ ve sol girintilerini buradaki değerleri değiştirerek istediğimiz şekilde ayarlama yapabiliriz. Yan tarafta ise aralık kısmı var. Aralık kısmında ise bir paragrafın önceki paragrafla veya sonraki paragrafla arasındaki aralığı buradaki değerleri değiştirerek ayarlayabiliriz. Yerleştir kısmını daha sonra resim gibi köprü gibi materyaller ekledikten sonra göstereceğim. Çünkü hizalama yapabilmemiz için veya diğerleri özellikleri görebilmemiz için bu özellikleri görmemiz lazım. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Bakalım haftaya kahramanımız Samet Ölmez size Word 2007'deki hangi konuları anlatacak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkürler.